Merhaba, günaydın. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Neslihan. Bugün günlerden 30 Ekim Cumartesi. Ben zaten videoyu yarın yüklüyor olacağım. Siz pazar günü izliyor olacaksınız bu videoyu. Bugün itibariyle kalktım. Yine spora başlıyorum. Kardeşimle beraber biraz sonra spora gidiyor olacağız. Yani kendime hedef koydum. 15 Kasım'a kadar 2 kilo inmek gibi bir hedefim var. Hatta beraber tartıya bakalım mı şu anda? Belki size gösterirsem daha çok hırslanırım. Bu şaka gibi şu anda. Ama sen beni gece tarttın. Hiç böyle değildin. Görüyor musunuz? Kaçsın sen? 50.25. Neyse yani... Ben kendim en son 49 küsürlerde diye hatırlıyordum. Biraz daha kilo almışız yani. Ben size diyorum ben düğündeyken 47,5 kilo falandım herhalde. Düğünden sonra bir 3 kilo fazlam var. Tabii şu an bir şişkinliğim de var. Aylık döngü itibariyle. Yapacak bir şey yok. Yani vereceğiz 2 kilo en az 15 Kasım'a kadar gidecek. Şimdi sizle çektiğim için bunu bence biraz daha hırslanıyor olacağım. Sabahları kalkıp evde pilates yapacağım. Birkaç böyle kendime has hareketim var. Artık beraber yapacağız yani bir şeyler. Şimdi çıkıyorum, kardeşim beni bekliyor. Bayağı da oldu. Şu suyumuzu da bitirelim, çıkalım. Yeah.
Ve eve geldim, duştan çıktım. Şimdi o kadar rahatladım ki. Yani böyle hani spora gitmediğim zaman kendime gerçekten çok kızıyorum. Ve bu yaklaşık bir böyle hani düğünden bir iki ay öncesinden itibaren başlayan bir durum. Yani hani sürekli spora gitmeyi erteliyorum. Sürekli sonra giderim diyorum. Böyle derken 4 ay kadar falan oldu. Yani doğru düzgün spora gitmiyorum. Bir hemen sıvı saç kremi banyolamak geliyorum. Biliyorsunuz ben glisi çok seviyorum. Yani bu yeşiline de hastayım. Mor renkli olanı falan da çok güzel. Böyle incir kokan, incir sütlü mü? Öyle bir şey daha var. Ürünü daha var. O da çok güzel. Bunun neli olduğunu tam hatırlamıyorum. Ama gerçekten hani kırılan saç uçlarına da bence iyi geliyor. En azından yumuşatıyor. Benim o istediğim yani şeye kıvama geliyor gibi saçlarım bununla beraber. Çünkü zaten bahsettiğim gibi saçlarımı boyatınca epey yıprandıklarını düşünüyorum saçlarımın. Şimdi bugün ne yapacağız? Bugün sabah zaten spora gittik. Kardeşimle beraberdim. Sporumuzu yaptık. Ondan sonra annemi bir aradım, ne yapıyorsun diye. O da kahvaltı hazırlıyordu. İşte yine ona giderim diye düşündü ama herhalde su geldi. Su siparişi vermiştim. Hemen saçımı tarayayım. Muhtemelen kapı çalacak. Herhalde bize değilmiş. Hala çalmadı kapı. Neyse, işte annemi aradım. Dedim ne yapıyorsun? O da kahvaltı hazırlıyormuş, gel dedi. Erdi yine bugün babamla beraber işte. O yüzden ben de dedim ki en azından benim için güzel bir gün olsun. En azından biraz olsun verimli geçireyim. O yüzden dedim ki Berkan hadi kalk spora gidelim. O da çünkü spora başladı. Koltuk altıma da şu Garnier'i sıkacağım. Garnier. Şey böyle bayağı bir terlemeyi önlüyor. Çok güzel. Yani daha duşa girene kadar hiç terlemiyorum. Öyle söyleyeyim size. Bayağı güzel oluyor. Neyse işte dedim ki yok anne ben şimdi spordan çıktım. Eve gideyim bir duş alacağım. Çünkü yani duşa girmeden önce çok rahatsız hissediyorum kendimi. Spor salonunda da duş almıyorum ben. Yani senelerdir bu böyle. Öyle bir alışkanlığım var. Orada rahat edemiyorum. Eve gelip duş alınca çok rahatlıyorum. Yani iyi ki gittim moduna geçiyorum bir anda. Şimdi gayet güzel beslenmeye başlayacağız artık. Biraz sonra gideceğim. Yulaf yapacağım. Yulaf yapası hazırlayacağız beraber. Ben çok seviyorum. Yani kendim hani içerisine koyduğum malzemeleri falan da size göstereceğim. Üzerine de böyle biraz böyle değişik kuru meyveler falan koyuyorum. Bence tadı çok güzel oluyor. Ben işte sıcak yemeği daha çok seviyorum bu arada. Mesela Erdi'ye hazırlıyorum. Erdi sıcak yiyemiyor onu. Biraz soğuması falan bekliyor. Ama bence sıcak özellikle böyle soğuk havalarda, kışın bence çok güzel gidiyor. Biraz sonra zaten beraber yapacağız. Görürsünüz denemek isterseniz diye aşağıya tarifini de yazıyor olurum. Böyle umarım keyifle izlersiniz. Umarım sizin için de güzel, faydalı bir vlog olmuş olur diye düşünüyorum. Ya su da hala gelmedi. Şimdi sucuyu duymayacağım muhtemelen. Biraz sonra ben buralara girişince bir ortalığı da biraz süpüreyim diyorum. O yüzden sucuyu bekliyorum. Şundan da sıkalım mı ya? Sıkalım hadi. Sonra da şey yapabilirim. İşte bu yulafı falan filan bir yiyeyim. Sonrasında da annemle beraber kahve içmeye çıkabiliriz dışarıya. Hatta Berkan'ı da çağırdım. Yani bizle pek takılmıyor pek. Ama yani gelirse güzel olur. Hep beraber dedim böyle bir şeyler yaparız. En azından hava almış oluruz. Ve bugün hava böyle çok da güzel aslında. Yani spordan çıktığımda hava çok günlük güneşlikti.
O yüzden de belki biraz da böyle gezme isteği uyandı bende. Çamaşırları falan da durulamaya almam lazım. Onlar da durulanacak. Ben önce çamaşır şeyini koyayım isterseniz. Yumuşatıcısını. Arkasından o yıkarken biz de yulaf hazırlarız. Sonra yulafı yeriz. Ondan sonra çamaşırları asarız. Ondan sonra hazırlanır ve çıkarız diye düşünüyorum. Bunların hepsini 1 saatte, 1,5 saatte falan halledersem çok güzel olur. Saat kaç bu arada? 12 çeyrek geçiyor. 1,5'a kadar bence hallederiz. Biraz hızlı davranırsak. Hadi o zaman. Benim kullandığım yumuşatıcıyı ve çamaşır deterjanını bazen soran takipçilerim oluyor. Kamerayı da sabit tutamadım ya. Ben Yumoşu kullanıyorum genelde. Yani genelde annem de hep bunu kullanıyordu. Çeşit çeşit. Hepsini çok seviyorum. Bu da hanım eliyle olanı. Bu da çok güzel kokuyor bu arada. Hemen şundan biraz dökeyim. Ve artık mutfağa doğru gidiyorum. Orada yulaf hazırlamaya başlayalım. Sucu da artık bir ara gelir. Sonra da evi süpürürüz bu arada. Ve mutfağa geldim. Tam yulafı hazırlayacakken şunu fark ettim ki dün bulaşık makinesini yıkamıştım. Yani içi dolu şu anda. Onları en azından boşaltalım. Ondan sonra da yulafı yaparız dedim. Siz de bana eşlik edersiniz bu arada. Sizi nereye koysam ya? Şöyle koyayım size. Hı. Tamam. Yapmaya başlayacağım. Size de göstereyim. Şöyle yulaf burada. Kakao kullanacağım. Sütüm burada. Muz kullanacağım. Bir de kuru meyve. Kurutulmuş meyve karışımı. Bu şokta satılıyor. Ben bunu çok beğeniyorum. Bunları genelde böyle yulaf yaptığımda yulafın üzerine kullanıyorum süslerken. Hatta Hindistan cevizini unutmuşum. Hindistan cevizini de biraz sonra çıkaracağım. Yapmaya başlayalım artık. Bir de şöyle ufak bir tencere. Hatta daha küçüğünü kullanıyorum ama o şu anda dolapta. O yüzden şöyle bunu kullanacağız şu anda. Şimdi ne kadar koyacağım? 3 yemek kaşığı böyle dolu dolu size de göstereyim. Sonra şöyle işte böyle daha rahat görüyorsunuz şu anda 2 ve 3 koydum. Şimdi süt koyacağız. Süt için de şuradan şunu alabilirim. Şöyle 200 milim kadar düşünebilirsiniz. Bu da böyle o civar bir şeye denk geliyor. Bu kadar bir su bardağı süt koyacağım.
Arkasından biraz da kakao koyacağım. Ne kadar şimdi? Şöyle kendim göz kararı diye şey yapıyorum buna. Size de bir göstereyim. Yani bence bir yemek kaşığı kadar kakao koyuyorum galiba. Böyle bir şey. Şimdi bunu ocağın altını açmadan önce hemen şöyle karıştırıyorum. Ben kakaolu yulaf fasulyesini çok seviyorum bu arada. O yüzden de genelde hep yulaf fasulyelerinde kakao kullanıyorum. Erdi mesela balla yapmayı daha çok tercih ediyor. Onunki de böyle, hatta Erdi dediğim gibi az önce de bahsettiğim gibi daha çok soğuk yemeği seviyor. Böyle geceden buzdolabına koyuyor. Sabah kalktığında yiyor. Bana da yaptı bir kere. Aşure gibi bir şeye benziyor. Hani aslında o da fena değil. Ama dediğim gibi ben bu aylarda daha çok yulaf fasulyesini sıcak yemeyi seviyorum. Bunu böyle bu şekilde pişireceğim. Bu böyle pişmeye yakın. Yani hani böyle hafif böyle fokurdadığında altı. Buna ben muz dilimleyeceğim şimdi. İçerisine bir de muz koyacağım. Bu burada olsun. Ben de o arada muzlarımı dilimleyeyim hemen. Şimdi bu olmak üzere gibi. Size göstereyim. Şöyle hemen çevireceğiz bunu. Şimdi bu şekilde. Şu anda bakın bırakınca böyle hafiften bir altı fokurdamaya başladı. Şu anda böyle muzlarımın yarısını bunun içine atıyorum. Sonra muzlarımı bunun içerisinde ezdiriyorum. Kameramın da şarjı bitiyor. Hemen şarjı takayım. Ve ezdire ezdire bunu karıştıracağım. Böyle. Çünkü o muzlar böyle içerisinde ezildikçe daha güzel, daha iyi bir kıvamı oluyor. Öyle düşünüyorum ben. Hani böyle ağza da gelmiyor iç tarafta böyle. Ve hani böyle iyice bunu şey yapıyor, böyle iyice lap haline getirdiğini düşünüyorum ben. Böyle yavaş yavaş bu muzlar kaybolacak. Bu şekilde bir 5 dakika kadar daha tutacağım. Yulaf şimdi hazır. Size de göstereyim. Üzerini süsledim. Kameramı şarja takmak durumundaydım. Şarjım bitti. Şöyle muzları dizdim. İşte kuru meyveleri bu tarafa aldım. Üzerine de biraz Hindistan cevizi döktüm. Şimdi bir de şuradan yeşil çay yapacağım kendime. Ben bu Doğadan'ın çayı ile yeşil çayına zaten bayılıyorum. Başka bir yeşil çay genelde zaten içmiyorum. Şurada kettle'da suyumu da ısıttım. Hemen bunu yapalım. Şunları yiyip içeyim. Ondan sonra annemle beraber dediğim gibi kahve içmeye falan çıkacağız. Ben şimdi bunları alıp salona gidiyorum. Telefonumu ve kameramı biraz şarj edeceğim. O sırada da bunları yeriz. Ve yemeğimi yedim. Ondan sonra saçlarımı kuruttum. Kendi kendine kuruyunca bu kadar kabarmıyor. Fön makinesiyle kurutunca aşırı derecede bir kabarık oluyor saçım.
saçları da buraya havlunun içinde toplaya toplaya bir aile oldum sabahtan beri. Gerçekten bu boyadan sonra saçım acayip dökülüyor ve yani kırıklarım var. Yani hani başka bir şeyi yok. Var yani. Hani. Bir an önce uzasın. Gerçekten bir daha saçımı boyatmayı düşünmüyorum. Özellikle bu evdeki ışıkta yani iyice hani moralim bozuluyor. Sarı ışıkta bence saçım daha kötü gözüküyor. Bana öyle gelmeye başladı. Annemin evine gidince saçım biraz daha hoşuma gidiyor. Hani bu kadar çok pişman olmuyorum. Buraya gelince pişmanlık kat kat artıyor. Şimdi saçımı düzleştireceğim. Derecesini de yani normalde en yüksekte yaparken düzleştiricinin derecesini şu an en düşüklerde falan yapıyorum saçımı. Çünkü daha da fazla kırsın istemiyorum. Gerçi kıracağı kadar kırıyor yine ama olsun. Dur bakalım. Çıkıyorsunuz evden? Bizden hazırlanmadık. Tamam. Haber bekliyorduk. Hazırlanacağız birazdan. Tamam. Ne zaman çıkayım o zaman ben? Biz seni arayınca çık. Tamam. Tamam. Hadi ben. Hadi bay. Annemler de hazırlanıyorlarmış şimdi. Berkan, annem, ben. Üçümüz beraber kahve içmeye çıkacağız. Yani benim için de değişiklik olacak. Böyle evden çalış bir yere kadar. Gerçekten şu an hani bu 28 Ekim, 29 Ekim ve hani hafta sonuyla birleşmesiyle beraber bir 4 günlük tatilim olmuş oldu. O yüzden aşırı şu anda mutluyum yani açıkçası. En azından dinlenmeye biraz olsun vaktim oldu. Uzun zamandır böyle bir hani uzun bir tatil yoktu ve ben hani balayına gittim. Yani öyle düşünebilirsiniz ama balayında bile doğru düzgün dinlenemedim yani. Çünkü eve gel, işte buradaki işler, bir şeyleri koştur, et. Zaten balayından sonra hemen işe başladım. Evden çalışıyorum ama hani inanın evden çalışmak da gerçekten yorucu. Tamam, normal şeye göre daha az yoruluyorsunuz. En azından yol vesaire gitmiyorsunuz ama şöyle oluyor ki hani hem evlilik süreci hani bir uzun bir süreç, şunu açamamam şu an, uzun bir süreç, sürekli bir yerlere gidiyorsunuz hani bir senedir neredeyse sürekli evlilik için, ev için, düğün için, bir şeyler için sürekli koşturuyorsunuz ve arkasından da hani şey oluyor. Bir de stres de oluyorsunuz. Hem o stresin verdiği yorgunluk da oluyor. O yüzden de ya balayından sonra hemen başlamak aslında benim için pek de iyi olmadı. Hiç dinlenemedim açıkçası. O yüzden de yani şu anda böyle ufak tatiller benim için gerçekten şey yani böyle bulunmaz Hint kumaşı gibi bir şey. Çok yani kendimi motive olmuş hissediyorum böyle olunca. Öyle yani. O yüzden de bu böyle 4 günlük tatil bana böyle bayağı bir iyi gelecek gibi. En azından kendim için değişiklikler yapmaya başladım. Yani size pek bir şey söylemedim. Ama hani uzun zamandır zaten doğru düzgün diyete başlamayı düşünüyordum. Çünkü bu böyle gitmeyecek yani. Hani Erdi ile her akşam sürekli bir şeyler yiyoruz, bir şeyler içiyoruz derken ya Erdi de çok kilo aldı, ben de çok kilo aldım. Ben hani Erdi'yi evet bu kadar kilolu gördüm, görmedim değil. Ama yani kendim artık kendimi taşıyamayacak duruma geldiğimi düşünüyorum. Yani şu an benim ortalama bir 3,5 kilo falan fazlam var. Çünkü ya böyle 47 kilo falan olduğunda bence çok daha iyi oluyordum. 3-3,5 kilo kadar fazlam var. 50 küsür yani. 50 küsür çıktım ya. Bir ara biz Erdi ile tatile gitmiştik Marmaris taraflarına.
Seneler önce. O zaman böyle bir çok hırslanmıştım. 2 ayda ya da 1,5 ayda tam hatırlamıyorum. Yani yazın ortasında mesela dondurmayı çok severim. Aslında dondurma falan bile yememiştim. Böyle 1,5 ay falan civarlarında yaklaşık bir böyle 4-5 kilo kadar vermiştim. Şu an yani öyle bir hırs var bende şu anda. Hani gerçekten vereceğim. Yani çok kafama koydum. O yüzden de aşırı motiveyim. Ben böyle çok kafama koyduğum zaman motive oluyorum ki özellikle sizi bu sürece dahil ettim ki bundan caymayayım. Hani artık böyle hayatımı biraz düzene sokmak istiyorum. Çünkü çok düzensiz gidiyor yani. Hani her gün kalk işte hani iş var, evin işi var falan derken kendine vakit ayırmıyorum. Yani ayırmıyorsun kendine vakit böyle olunca. O yüzden de her şeyi düzene koyacağım. Her şeyin zamanı belli olacak vesaire. Hatta spora gitmeyeyim. Belki Erdi ile de konuşacağım bunu. İşe gitmeden önce yani işe başlamadan önce sabahın köründe gidebilirim diye düşünüyorum. Çünkü McFit çok erken açılıyor yani 7 civarlarında falan açılıyor. 7'de salonda olsam ya da 7.30'da neyse 1 saat spor yapsam ondan sonra eve gelip gayet de hazırlanıp yani duşa girip kahvaltımı bile edecek vakti bulup işe başlayabilirim. Yani bence olabilir. Şu fırçalarımı hala bir böyle fırçalık alamadım. Yani hani bulamadım ya gerçekten. Gideceğim en sonunda hani böyle öncesinde başka markalarda, Zara Home'da falan gördüğüm vardı. H&M Home'una baktım geçen gün. Çünkü H&M Home bana yakın. Zara Home Akasya'da. Akasya'ya gitmeye üşendim. H&M Home'da yoktu. Artık yani Zara Home'dan falan yani mecbur alacağım. Bir ara Akasya'ya gitmem lazım. Zaten böyle şeyler falan da geliyor artık. Kasım'da biliyorsunuz büyük indirimler falan oluyor. 11-11 kampanyaları işte vesaire vesaire. Sonra Black Friday falan oluyor. Yani oh. Ya gerçi Black Friday'de bir şeyler yakalayabilenlerden değilim ne yazık ki. Yani hani bu Black Friday'de Zara'ya defalarca kez gittim. Bir keresinde hatta anlatayım size. Böyle benim Ceren diye bir arkadaşım var. Ceren işte başka bir AVM'ye Hilton'a gidiyor. Birbirimizden habersiziz. Sabahın köründe o da onu çeyrek geçe falan herhalde ya da onu 5 geçe artık neyse AVM'de oluyor. Ondan sonra ben de babama diyorum ki baba diyorum hani acil çıkmamız lazım. Babam da işe gidecekti. Acil çıkmamız lazım işte beni diyorum Akasya'ya atsana. Allah'ım yani saat 10 geçiyor ya da çeyrek geçiyor. Ben de Akasya'dayım. Yani tabii benim şöyle bir hatam var. Orada bütün tanıdıklarımı gördüm bu arada. Herkes sinsiz sinsiz gitmiş önceden. Beğendikleri şeyleri denemişler, etmişler, işte oturtturmuşlar, yerleştirmişler. Bilmiyorum Zara çalışanları sonradan onların yerlerini değiştiriyorum ama herkes eliyle koymuş gibi buldu ürünleri. Ve hani şöyle bir şey var Black Friday'de. Gidiyorsunuz mesela Zara'ya alışveriş için hani önceden bir ürün kestirdiniz tabii gözünüzde muhtemelen benim gibi keriz değilsiniz. Gidiyorsunuz işte bir de babasını işte sevgilisini arkadaşını erkek arkadaşını falan getirenler olmuş. Onlar sırada bekliyorlar sizin için. Siz alışveriş yapıyorsunuz falan. Hani ben çok plansız programsız çıkmışım. Orada onu görünce dedim ki ne sen buradan bir şey alamazsın. Zaten herkes yani koştura koştura eliyle bulmuş gibi, koymuş gibi gitti, aldı, geldi. Verdi sıraya erkek arkadaşına eşyasını. Ondan sonra o orada kasa sırası beklerken o arka tarafta tekrar dolanıyordu zaten. Kasa kuyruğu zaten mağazanın dışına falan taşıyor böyle Black Friday'de. Özellikle Zara için söylüyorum. Ama şunu keşfetmiştim. Bizim burada Nautilus var. Nautilus'ta Zara vardı. Artık yok. Zara kapandı Nautilus'ta. Oradaki Zara çok kalabalık olmuyordu. Geçen sene oraya gittiğimde istediğim şeyi alabilmiştim. Yani hiç kalabalık değildi hatta. O yüzden o Zara'nın kapanması hiç güzel olmadı. Şu an bana en yakın Zara Akasya'da. Yapacak bir şey yok yani. Artık bir şey almak isteyeceksek parasını verip alacağız.
Senenin nasıl ki 364 günü öyle oluyorsa muhtemelen yine hala öyle olmaya devam edecek. Şimdi gözümün içine bir kahve kalemi sürelim. Şuradaki küçük aynamı da içeri götürmem hiç hoş olmadı şu an. Şöyle gözümün içine biraz kahverengi kalem sürdüm. Sürdüğümde pastelin mat eyeliner diye geçiyor şöyle. Şöyle bir kalemi. Bunu bayağı bir sevdim. Yani siyah kalemleri pek sevmiyorum. Daha sert duruyor bence. O yüzden bu bayağı güzel. Bir de rimel süreceğim. Maybelline'in rimelini sürüyorum şu anda. Bunu çok seviyorum. Başka rimeller de aldım. Bu bitmeden öbürlerini açmayayım dedim şu an için. Öbürleri de bence çok güzel. Önceden memnun kaldığım ürünler. Bir MAC'in eyeliner şeyin rimelini denemedim daha önce. Onu da deneyeceğiz daha sonra beraber. Ben en iyisi sizde böyle şey yapayım. Sizi şuraya alacağım zaman böyle küçük aynamı tekrar getireyim hatta. Aa, bu aynamı siz tabii tam detaylı bilmiyorsunuz. Niye kullanmıyorsam gerçi bu şeyini. Şöyle açılıyor, kapanıyor falan. Tabii biliyorsunuzdur da muhtemelen. Vloglarında göstermişimdir. Şöyle açılıyor böyle. Bu yanları böyle bu şekilde açılıyor, itiliyor falan. Ya yani aslında kullanışlı. Yani hani fazla aynanın dibine girmenize de gerek kalmıyor aslında. Bir de hafif bir parlatıcı sürelim. Rujumu da sürdüm. Keşke kenarına biraz kalem mi gezseydim? Bakalım şöyle. Şimdi makyajım tamam. Size de şöyle hafiften bir göstereyim. Çok fazla bir şey yapmadım zaten. Bir allık, hafif kapatıcı, rimel ve ruj bu şekilde tamamladım. Şimdi şöyle alalım. Parfümümü de sıkayım. Bu benim kışın kullanmayı sevdiğim bir parfüm. Böyle hafif baharat kokulu gibi düşünebilirsiniz. Biraz ağır bir yapısı var. Güzel, seviyorum. Kenzo'nun bir parfümü. Şöyle bir iki pis zaten direkt yeterli oluyor. Elime de bir el kremi süreyim. Bitti sanki göbek ya. Bir günde. Yok yok. 15 Kasım'a kadar 2 kilo vereceğim. Çok büyük azmettim. Ondan sonra da 1 kilo daha Kasım'ın sonuna kadar vereceğim. Böyle yılbaşına güzel girmeyi hedefliyorum. Hafif girmeyi hedefliyorum. Neyse. Şimdi mutfakta birkaç işim var. Onları halledeceğim. Çıkacağız. Meyve suyu gibi de değil. Biraz karıştırmak lazım açıkçası. Yani böyle hani sadece bir kokusu var gibi. Al istersen bununla karıştır. Hani gerçek bir tadı yok gibi. Ama zinciriyle güzel olmuyor bence. Ve eve geldim. Hatta şu an ertesi gün. Ben dün kamerayı size fazla açamadım. Hem kameramın hafızası doldu. Telefonla çekmek durumunda kaldım bazı şeyleri. Videoyu şu anda editlerken videonun sonunu getirmediğimi zaten biliyordum. Bu arada sesim biraz çatallaşıyor gibi. Neyse. Saat şu anda pazar günü kaç? 10'a geliyor. Benim bir an önce acele etmem gerekiyor. Videoyu size yetiştirmem lazım. O yüzden de şu an videonun sonunu çekeyim istedim. Hem de şundan dolayı acele etmem lazım. Bir saat sonra annemle kardeşim kahvaltıya gelecekler. Erdi yine babamla işte.
O yüzden de bir an önce hızlı hareket etmem gerektiğinden videonun sonunda çekeyim en azından hazır olsun istiyorum video. Yüklemeye başlayacağım sizin için. Böyle umarım buraya kadar keyifli izlemişsinizdir. Güzel bir vlog olmuştur. Video önerileriniz varsa aşağıya yazabilirsiniz. Ya da işte DM'den de bana arada yazıyorsunuz. Konuşuyoruz oradan da. Oradan da yazabilirsiniz. Böyle umarım dediğim gibi keyifle izlemişsinizdir. Bir sonraki gelecek videolarımdan da haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Dediğim gibi bir sonraki videoya kadar Perşembe günü görüşmek üzere. Hepinizi çok öpüyorum.